Sevgili dostlar, efendim, sorular olsun ki dua olsun. Ve bu dualara inşallah Rabbimiz ilim diliyle cevaplar göndersin. Ve bizim zihnimiz, gönlümüz, hayatımız tezyin olsun. Efendim, bugün vahyin penceresinde kritik bir konuyu ele alıyoruz. Biraz böyle mayını tarlada dolaşır gibi bir his bende oluşuyor zaman zaman, ama dolaşmak lazım. Dolaşmadığımız zaman da bazı şeyler belirginleşmiyor. Oradaki meyveleri devşiremiyoruz. Bazı şeylerin etrafını, sınırlarını çizemiyoruz. Efendim, her şey sükut perdesi altında gizli kalıyor. Herkes birbirinin sırtını sıvazlıyor. Oh ne güzel, suya sabuna dokunma. Gelene ağam, gidene paşam. Bunun da çok böyle sahabe ahlakıyla denk düşen bir tarafı olmadığı gibi bir hissiyatım var. Hocama da böyle doğrudan sualleri tevcih ediyorum. O da sağ olsun incelik gösterip, ya ne kadar patavatsız bir adamsın filan demiyor. Cevaplıyor. Ondan sonra. Şimdi hocam, Kur'an'ın izleyini takip ediyorduk. Eyvallah. Şekillilik lazımdır, hatta elzemdir. Tabii. Din bize bir şekil ve şemail verir. Kesinlikle. Fakat bu şekilcilik manasında değildir. Eyvallah. Dedik. Şekilcilikle şekillilik ayrı şey. Ayırt ettik. Bu güzel bir ayrımdı. Eyvallah. Dinin dedik bir ruhu var. İbadetlerin de ruhu var, bir de bedeni var dedik. Var, bedeni var. Evet, şekli var dedik. Ve bunlar da bizde bir şekil, şemail inşa eder. Müslüman şekilsiz adam değildir diye ama ifade. Şekilci değil. Şekilci değil diye vurguladı. Eyvallah. Ha, güzel. En son Maun suresiyle çok güzel bir açılım yaptık. Eyvallah. Oradan eyvallah. Yahudileşme temayülüne bir atıf yaptık. Yahudilerin efendim hahamlarının nasıl bir şekilci din inşa ettiğini ve bunun akabinde yeni bir vahiy geldiğini tamir etmek için, ona ruh üflemek için, adeta o ceset, cesede bir ruh üflemek için geldiğini beyan ettik. Siz dediniz ki Kur'an'da daha yürüyeceğimiz, basacağımız. Eyvallah. Bakara suresinin dedik, 177. ayetini evet. Andık. Yani kıble değişiminin aslında şekilcilerle şekilliler arasındaki farkı ayırt etmek için bir imtihan vesilesi olduğunu. Dikkat ettim, özcüler demediniz. Evet, tabii ki. Hmm. Şekillilerle şekilciler arasındaki ve Yahudilerin nasıl şekilcilere, ıskartaya ayrıldığını, hatta Müslümanlar içinde bazıları da biz nasıl olur da Yahudilerin kıblesine döneriz gibi şeyler geçirenler de olmuş siyerden öğrendiğimize göre. Yine Kur'an'ın içinde devam edelim geziye. Lütfen. Yine Bakara suresinde 188. ayette لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَاكِنَّ الْبِرُّ مَنْ اِتَّقَى. İttaka. Evet. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اِتَّقَى. Evlerinizin arkasından girmek mahza iyilik değildir. Bunu niye söylüyor? Bunun bir hakiki bir de mecazi manası var tefsirde. Biz hakiki manasını alalım. Evlerinizin arkasından girmek, ihramlıyken kapıdan girmeyi kötü görürlermiş Mekkeliler. İhramlıyken hac mevsiminde evlere arkalarından girerlermiş, duvarlarından girerlermiş. Allah Allah. Tamamen şekli bir hurafe. Evet. Anlatabildim. Evet. Şekilcilik onları böyle bir hurafeye de itmiş. Dolayısıyla bunu da iyilik, iyi olmak, daha faziletli olmak, muttaki olmak, daha takvalı olmak gibi adlandırırlarmış. Hani bugün bakıyorsunuz, namazın toplumla ilişkili olan boyutunu yapmadığı halde işte aksesuarı yerinde. Efendim böyle vitrin güzel. Vitrin evet güzel. Fakat işte adamın yüzü yok ama yüzünün altında sakalı var. Altında kafa yok ama üstünde sarık var veya takke var veya poşu var. Veya agil var veya işte şu var bu var veya kippa var neyse. İçinde adam yok, üstünde cübbe var, libas var, hırka var, libas var efendim. Dolayısıyla Yunus'un söylediği gibi dervişlik olaydı tacile hırka, biz dahi alırdık 30'a 40'a dediği biçim. 30'a 40'a alınacak bir şey ve işte orada bakıyorsunuz şey yerinde, aksesuar yerinde. Ama öbür taraftan baktığınızda içi boş. İçi boş.
içinde Allah'ın çizdiği sınırlar görmüyorsunuz. Erdem görmüyorsunuz. Fazilet görmüyorsunuz. Ahlak görmüyorsunuz. Sınırlara riayet görmüyorsunuz. Sevgi görmüyorsunuz. Evet. Şefkat görmüyorsunuz. Merhamet görmüyorsunuz. Dinin rahmani yüzünü görmüyorsunuz. Görmüyorsunuz. Hiçbir şey görmüyorsunuz. Bir kalas. Evet. Bir kalas. Hmm. Yani iyi giydirilmiş bir kalas. Tam da Kur'an'ın söylediği. Keennehum huşubun musennede. Öyle diyor Kur'an. Yani orada. Giydirilmiş kalastan. Ve izâ ra'eytehum yu'cibuke ecsâmuhum. Onları gördüğünüzde cisimleri, dış görünüşleri sizi hayran bırakır. Evet. Hayran olursun. Şok olursun. Ne takva adam be. Efendim, kalağı, kulağı, kelle, kulak, her şey yerinde. Takım. Evet. Ve tabii efendim, devam ediyor. Ve in yekulu tesma li kavlihi. Eğer konuşsalar sözleri dinlenir. Sözlerini böyle can kulağıyla dinlersiniz. Allah Allah. Efendim, ne güzel. Yani dış ediyor. Görünüşleri hayran eder sizi. Bakarsınız ne azametli adam. Ve devam ediyor. Keennehum huşubu musennede. Bu tipler giydirilmiş kalaslardır. Onlar giydirilmiş kalas gibidirler. Şimdi tam bir tipoloji çiziyor aslında. Nedir bu tipolojinin tipik örneği? Münafıkun suresinde çiziyor. Efendim, burada çizdiği tip içi dışını temsil etmeyen. Evet. Dışı da içini temsil etmeyen. Yani dışından çok olumlu bir tip ama içinden olumsuz bir tip. Evet. Tabir caizse kütüğü gelin etmişler. Kalası damat etmişler. Dışından baktığınızda muazzam, şaşalı. Hayran muhteşem. Olursunuz diyor Kur'an. Hayran olursunuz ama içine giriyorsun. Estağfurullah tövbe. Evet. Dolayısıyla böyle bir tip çiziyor. İşte şekilci tipin en dibinde... ilerlemiş, hastalığın ilerlemiş şekli böyle önümüze çıkıyor Kur'an tarafından. Yine evet. Şekilciliğin ne zararı var? Evet. Dediğimizde yine Kur'an'dan öğreniyoruz. Fatır suresinin 5. ayeti, Lokman suresinin 33. ayeti ikisinde de var. Ve la yegurrannekum billahil garur. Sizi Allah ile aldatmasınlar. Evet. Sizi o Allah ile aldatmasın. O birinde şeytana gider, birinde şeytansıya gider. Ama Allah ile aldatan herkese gider. Sizi Allah ile aldatmasın. Biri çıkıp sizi Allah ile aldatmasın. Allah ile de aldatır mı? Ya. Bu farklı farklı biçimlerde meallendirebilir ama nasıl meallendirirsek meallendirelim aynı kapıya çıkar. Hmm. Allah ile de aldatılırmış. Demek ki Allah ile aldatan kaç kişiyi aldatır? Bir tane Allah'ı aldatamaz. Evet. Önce kendisini aldatır. Sonra karşısındakini aldatır. Sonra inancını aldatmaya kalkar. Aslında inancının sırtından geçinir. Anlatabiliyor muyum? Ama Allah ile aldatan bir tek Allah'ı aldatamaz. O Allah'ı aldatmada kullandığını aslında fark etmez. Veya fark ederek yapar. Ama kasti yapar. Eyvallah. Ama Allah ile aldatmak aldatmanın en rezil. Çünkü Allahsız aldatırsa bir adam... Bilirsiniz yahu. Üçkağıtçı yani, dersin. Hayır, üçkağıtçıdır. Sahtekar dersiniz, gidersiniz. Ama öbüründe, kutsallık boyası var. Aynen öyle. Ya. Öbüründe aldatmaya Allah'ı karıştırıyor. İşte orada en büyük zulüm olarak gündeme geliyor. Evet. Bu şekilciliğin değişik nerelere varabileceğini gösteriyor. Nerelere kadar uzanabileceğini gösteriyor. Aynen öyle. Yine... Şekilcilikle ilgili Bakara suresinin 225. ayetini okumalıyım. La yu'akhizukumullahu billagvi fi eymanikum. Velakin yu'akhizukum bima kesebet kulubukum.